Romatizma ile ilgili Tübingen Üniversitesi klinik araştırması yapmış. 260 romatizma hastasını, bunun Türkçesi akgünlük. Akgünlüğün destilasyonla elde edilen ekstraktiyle romatizma, romatoid artrit, iltihaplı romatizma eklemlerde, dizde, kalçada, belde olabilir. Eklemlerdeki iltihabik hastalığı iyileştirdiği klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Tübingen Üniversitesi'nin yine 175 romatizma hastası yine aynı şekilde iyileşmiştir. Şimdi Türkiye'de ben bunu söyledim ya. Evet. Elimde ne var? Bilgi var, belge var. Klinik araştırması var. Belgeye ve bilgiye göre konuşmak gerekir. Bunlar Almanca dergi. Bu dergi nedir? Benim kitabımda da var bu, gerçi bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler. Herhangi bir konuda bir kişi konuştuğu zaman ne yapması gerekir? İspat etmesi gerekir. İspat edemiyorsa o konuda konuşmaması gerekir. Şimdi mesela huş. Huşla ilgili, huşun şu dalının kabuğunda betülin denen bir madde var. Bu betülin aside dönüşür. Bununla ilgili Münih Üniversitesi 1200 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Romatizmaya karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Yani huş ağacının yaprağı ve kabuğu da aynı şekilde romatizmaya karşı etkili. Şurada söğüt. Söğütün şu kabuğu da, söğütün de 300 çeşit söğüt var. Şu kabuğunda ne var? Salisilatlar var. Saligenin. Kişi bunu aldığında, yani kabuğunu çayını yapıp içtiğinde kana yavaş yavaş geçer. Aspirin ham maddesi olan asetil salisilik aside dönüşür. Yani ağrı kesici özelliği var. Omuz, sırt, bel, baş ağrılarına iyi gelir. Eklem ağrılarına iyi gelir. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Belge var, bilgi var. Bu kitapta ayrıntılı bilgi var. Fakat şimdi Türkiye'nin çok meşhur bir profesör doktoru var. İbrahim Saracoğlu Beyefendi Hazretleri diyor ki, efendim diyor, çınar yaprağı omuz, sırt, bel, baş ağrılarına iyi gelir, kemik erimesine iyi gelir. Klinik araştırması var mı? Yok. Duymadık, görmedik, bilmiyor. Komisyon E'nin bu konuda bir raporu, belgesi var mı? Yok. Homopatide kullanılmış mı? Yok. Aromaterapide kullanılmış mı? Yok. Neye göre diyorsunuz çınar yaprağı romatizmaya, kemik erimesine iyi gelir? Ben profesörüm. Profesör olabilirsin ama profesörsün diye konuyu vatandaşa anlatıyorsun. Ondan sonra beni arıyorlar. Diyorlar ki hocam çınar yaprağı gönderir misin? Ne işe yarayacak diyorum. Kemik erimesine iyi geliyormuş, romatizmaya iyi geliyormuş olmaz. Bir konuda konuşursanız ispat edeceksiniz. İspat edemiyorsanız ben profesör doktorum söylerim diyemezsiniz. Belge ve bilgi olmadıkça kim olursa olsun konuşamaz. Bu nedenle de nedir? Çınar yaprağının kemikle, romatizmayla ilgisi yok. Bilgi yok, belge yok. Her şeyden önce birinci sınıf bitkileri dünyanın birçok ülkesinde, sadece bir ülkede değil, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da klinik araştırmalarda etkisi ispat edilen bitkileri kullanmamız gerek. Bitkilerden elde edilen drokları, damlaları, drajeleri. Günlükle ilgili klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Söğütle ilgili klinik araştırması yapılmış. Burada bu dergileri ne için getirdim? Gerektiğinde isteyenlere göstermek için. Evet. Klinik araştırması yapılmışsa herhangi bir bitkiyle ilgili problem yok. Demek ki denenmiş. Bir klinik araştırması mesela diyelim ki romatizma ile ilgili 260 hasta üzerinde klinik araştırması yapılmış. Tübingen Üniversitesi'nde dedim. 260 hasta hastanede en az 3 ay yatıyor. Bunların kontrolü, hemşiresi, doktoru vesaire vesaire nedir? Milyon dolarlar tutuyor. Bunu karşılayacak bir para gerekir. Devlet karşılıyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Türkiye'de hükümetin, devletin parası olmadığı için karşılayamıyor. Klinik araştırması yapılamıyor. Ya, bu nedenle klinik araştırması deyip geçmemek gerek. Klinik araştırması çok çok önemli. Çünkü her türlü ayrıntısına kadar inceleniyor. %100 etkisi ispat edilmişse o zaman deniyor ki romatizmaya karşı etkili şu kadar hasta tedavi edildi deniyor. Ya, klinik araştırmaları belgelenen, ispat edilen bitkilerden damladırıcı kapsül, ekstraklarından ama direkt bitkiden olmaz. Mesela söğütün yaprağını, çayını içersiniz, romatizmaya iyi gelir ama bununla tedavi yıllar alır. Fakat birleşimindeki etken madde destilasyonla elde edilirse, bundan damladırıcı yapılırsa ne olur? Çok kısa sürede iyileşir. Çünkü özünden elde edilen damladırıcılar çok çok etkilidir.